Ali İmran suresi 55'te de ey İsa, seni bu kafirlerden temizleyeceğim. Seni kendi katıma kaldıracağım. Senin yolundan gelenleri de kıyamete kadar, tırnak içinde, kıyamete kadar kafir olanlara üstün kılacağım diyor. Birinci ayet dedik, İsrailoğullarını üstün yarattım. İkinci ayette diyor ki bir bilgiye dolayı, bendeki, Cenab-ı Hak diyor ki bendeki bir bilgiden dolayı bunları üstün kıldım. Sonra Ali İmran suresi 55'te diyor ki ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezine keferu. Seni şu kafirlerden temizleyeceğim. Bu kafirler dediği kim? Yani Romalılar mı? Yahudiler mi? Yahudiler. Bakın Allah'ın göklere çıkardığı kavme Allah kafir diyor. Demek ki sen yolda bozuldun. Demek ki o üstünlüğe rağmen sen hakikati muhafaza edemedin. 25 tane peygamberi öldürdün. En son peygamberi astırmaya kalkıştın ki astırdın yani. Ne diyor? Ya İsa ben seni bu kafirlerden temizleyeceğim diyor. Seni kaldıracağım diyor. Ve bu kafirler tabirini kullanıyor o Yahudiler için. Sonra diyor ki senin yolunda gidecek olanları. Efendim sağlam Hristiyanları. Hayır hayır. Bugünkü Hristiyanları. Senin yolunda gidenleri kıyamete kadar. Ahirette değil mi? Ahiret ayrı bir şey. Ahirette iman kurtarır insanı. Öyle Yahudilik, Hristiyanlık değil. Hatta Müslümanlık bile değil. İman kurtarır. Ahirete iman ile geçmeye bakın. İman ile. Müslümanlık sizin amelinizi yapar. Yani amelinizden kaynaklanır. Gidersiniz oraya. İman ile gidersin. Şimdi şey var, bir pasaport lazım, bir vize lazım değil mi? İmandır pasaport. Pasaport imandır. Bir de vize almak lazım, ameli salihtir. Onlara ayrı bir şeydir. Şimdi diyor ki, ey İsa seni şu kafirlerden temizleyeceğim diyor. Bu kafirler kim? Üstün kılınmış Yahudiler. Seni alemlere üstün kıldım, sizi alemlere üstün kıldım. En azından 4 tane ayette böyle geçiyor. Birkaç ayette de ayrıca onların üstünlüğüne vurgu yapıyor. Ve onları kolladığını söylüyor. Hatta diyor ki ben dedim ki Yakup'un oğullarıyla ben sizinle beraberim diyor Allah. Hazreti Yakup'un çocuklarıyla beraberim dedi. Hatta şeyde diyor siz doğru gittiğiniz zaman ben sizin altınızdan üstünüzden nimetler yağdıracağım. Eğer elinizdeki kitaba uysanız şöyle yapacağım böyle yapacağım. Allah'ın onlara nimetleri devam etti. Ama sonra bunlar murdar oldular. Lanetlendiler. Bir gadap yediler. Duribet aleyhimu zilletu vel meskenatu ve ba'u bi gadabin min Allah. Allah'tan bir gadap yediler. Fakat üstünlükleri devam etti. Ne üstünlükleri? Zahiri üstünlükleri. Nedir? Şimdi 2000 yıl bir millet bütün milletlerin içinde dağılmış ama bir asimilasyona uğramadı. Uğradılar mı? Bu nasıl müthiş bir şey? Türkler Avrupa'ya gittiler. O Bulgarlar Bulgar oldular. Macarlar Hristiyan oldular. Öbürleri Filler gittiler şu oldular. Öbürü gitti bu oldu. Her birimiz bir yerde dağıldık gittik. Artı mesela düşünün. Timur getirdi buraya. İlhanlılar geldi. Cengizler geldi. Binlerce yüz binlerce insan olarak geldiler. Burada eriyip gittiler. Bir tane Cengiz soyundan kimse var mı? Hepimiz Türk olarak, Müslüman Türk olarak alıp gidiyoruz. Fakat bunlar erimediler. Ne Fransa'da eridiler, ne Amerika'da eridiler, ne İngiltere'de eridiler. Her şeyde, mesela İngiltere'de, Almanya'da, Avrupa'da her yıl Yahudi yok etme, kesme, öldürme, Tevrat yakma operasyonları yaşanırdı. Bitmediler, vazgeçmediler. Bu bir üstünlük değil midir? Hatta Yeremye var. Şimdi yeni bir kitap, küçük bir kitap başladım. İnşallah yetiştirebilirsem bir 10-15 gün içerisinde önünüze koyacağım. Kutsal kitaplarda bunlar nasıl geçiyor? Müthiş bir millet. Çekirdek gibi. Öcbü Zeneb gibi. Aslında Öcbü Zeneb değil. Maalesef bu büyük insanı düşündüğümüz zaman Beni İsrail bunun nefsi emaresidir. Ehli kitap olan Hristiyan bunun aklıdır. Ümmi olan Müslümanlık, İslamiyet bunun kalbidir. Bugün bu bedenin kalbi de aklı da keşmekeş olmuş. Nefsi emmare almış başını gidiyor. Çoluk çocuk yok edip kimse de bir şey söylemiyor. Nefs harekete geçtiği zaman akıl durmuyor mu? Nefs harekete geçtiği zaman kalp durmuyor mu? Bu anda beşeriyetin aklı da kalbi de durmuş vaziyette. Seyrediyoruz. Orada sanki
bir sihir var, bir büyü var. Sanki bir şakacaktan insanları, aileleri yok ediyor. Ama kimsenin bir gıdı çıkmıyor. Diyor ki, işte burada, ey İsa, seni bu kafirlerden temizleyeceğim. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Bunun bize dokunması lazım. Çünkü Yahudi kafir olur, Hristiyan kafir olur, Müslüman kafir olmaz mı? Bak ne diyor. وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ey İsa, seni bu kafirlerden temizliyorum. Senin yolunda gelecek olanlar da kıyamete kadar kafirlere üstün getireceğim. Kıyamete kadar kafirlere üstün getireceğim. Şimdi nefsimize dönelim. Şu anda bize üstünler mi? Hristiyan ümmeti. İki tane gemi getirdiler oraya, iki Hristiyan ümmeti. Gıkınız çıkmıyor Müslüman ümmeti. İki tane gemi geldi şeyin oraya. Niye? Aman yaman bana dokunmasınlar. Müslüman dünya izzeti için mi yaşıyor? Müminin tanımı budur. Mümin yeryüzünün şahididir. Öyle dünya tapmaz. Tapmaması lazım. 1.700.000.000'uz. Tamam, Hristiyan ümmeti bizden fazla. 2 milyar. Bu Yahudi milletinin tamamı 15 milyon. Ha, o kadar iyi çalışmışlar ki 2 milyarı 1 milyarı 700 milyonu ve geride kalan 4 milyarı kendi kontrollerine almışlar. Ekonomi ellerinde, televizyon ellerinde, internet ellerinde, Instagram ellerinde, YouTube ellerinde, söz söyleyebileceğin bütün kanallar ellerinde. Abi biz üstünüz ama. Biz de Müslümanız yani. Göğsümüzü siper ederiz. Şunu yaparız. Ekonomi hiç girmedim. Çünkü Cenab-ı Hak ne dedi? وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ Açık bir şekilde dedi ki ben sizi yeniden oğullar ve mal ile destekleyeceğim dedi. Hiçbir şey de yapamıyoruz bak. Sadece seyrediyoruz. Amerika'da seyretmek zorunda kalıyor. İçindeki STK'lardan rağmen. Avrupa'da seyretmek zorunda kalıyor. Tepesindeki bütün yöneticiler kontrol altına aldığı için. Halklar bağırıyor. Yürüyorlar. Küfür ediyorlar. Çağırıyorlar. Protestolar yapıyorlar. Kimin umurunda? Fransız gemisi orada. İngiliz gemisi orada. Amerikan uçak gemisi orada. Ümmeti, Hristiyan ümmetini kontrol altında tutuyorlar. Ben şöyle böyle, beni takip edenler vardır, görüyorum. 20-30 senedir diyorum ki, iki vazife var dünyayı, beşeri kurtarmak için. Bir, Arapları uyandırmamız gerekiyor. Biz Müslümanların Arapları uyandırması gerekiyor. Bu şöyle böyle 30 senelik bir derdimdir. Araplar uyanmazsa İslam uyanmayacak. Bir, Arapları uyandırmamız lazım. İki, beşerin bu beladan kurtulması için ümmetin, Hristiyan ümmetinin uyanması lazım ki Yahudi, bu Yahudi, Yahudi diyorum, ben İsrail de demiyorum. Bu Yahudi zalimlerinin ele geçirdikleri Hristiyan ümmetinin dimağını ve onun gücünü herkese karşı kullanarak zulmediyorlar yeryüzünde. Yani kullandıkları güç kendi güçleri değil. Sopayla bile gebertirsiniz onları. Fakat Avrupa'nın üretmiş olduğu, ilmin üretmiş olduğu, Hristiyan ümmetinin üretmiş olduğu bilimin neticesinde elde edilen maddi güç, bombalar, silahlar, yürüyen ölüm makinaları, bunların hepsini onların hizmetine vermişler. Amerika kendi üstüne şemsiye yapmıyor ama İsrail'in üstüne şemsiye kurdu. Bu şemsiyenin kurulacağını da ayet kelime söylüyor, ayet söylüyor. Hatta Tevrat'ta açık açık söylüyor. Diyor ki günlerin sonunda ben senin üzerine bir çadır kuracağım. Gündüz bakanlar bir duman, gece bakanlar alevden bir zar görecekler. Ve sana dokunamayacaklar. Sen oraların her yerinde rahat rahat oturacaksın. Demek ki bu imkanı veren kimmiş? Çok hakikaten biraz bakın ya. Bu kadar bir simülasyon, bu kadar bir sanki böyle film çeviriyorlar orada. Ya kimsenin gıkı çıkmıyor ya. Hadi ulan Amerika sen onun emrindesin lan. Çin sana ne oluyor yani? Geliyorsun, yarının efendisi sen olacaksın. Ey Çin, yarın bunlar sana hizmetine girmiş gibi görünecekler. Halbuki vekil olarak sen olacaksın. Rus sana ne oluyor? Her yeri bağlamışlar. Her yer bağlanmış. Biz de dahil efendilerimizle birlikte seyrediyoruz kardeşlerimizin doğrandığını.
Çok da zorumuza gitmiyor. Yani şey yapalım yani kabul edelim bunu. Bunu neyle yaptılar? Bir, ahlaklarımız bozuldu. İki, inançlarımızın kodlarıyla oynadılar. Kur'an ile oynadılar. Oynuyorlar. Kur'an'dan başka kabul etmem diyor. Çıkıyor amin kamil insanlar. Peygamber vazifesini yaptı diyor. Ya kardeşim Allah rızası için şu Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hazreti Peygamber için onun size verdiğini alın. Sizden de saklandığını şey yapın. Çıkıyorlar haklılar da yani. Çok güzel şeyler anlatıyor. Çok güzel ayetler anlatıyor. İkna oluyorsunuz. Kur'an'dan başka bir şey yok. Zaten bu namazın sünneti de yokmuş. Esasında zaten bize çok uzun oruçlar tutturmuşlar. Canım bize şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar. Müsellemat dahil elimizdeki bütün bilgileri bizi bilgilere dair şüpheye düşürdüler. Şimdi ilginç bir şey daha devam ediyor. Nedir o? Mekke, Mekke değilmiş. Siz gördünüz mü bunu? Hiç gören var mı? Aslında Kabe Petra'daymış. Bu bilmem kim uyanıklık yapmış. Kabe'yi Mekke'ye götürmüş. Muhammed de zaten orada değilmiş. Vallahi bunu ciddi ciddi işliyorlar. Yemin ediyorum ben geçen bir baktım milyonlar izlemiş Türkiye'de bunu. Sonra gördüm. Ya hocam duydun mu Mekke'nin yeri yanlışmış. Hocam duydun mu aslında peygamberimiz orada değilmiş. Dedim aslında böyle bir din de gelmedi. Orada Kabe falan da yok. Esasında orada bir şey koymuşlar ama hepsi dandirikten yani öyle bir şey yok. O noktaya getiriyor. Neden? Şundan. Çok basit. Eğer siz hikayenin tamamını bilirseniz hangi sözü niçin söylüyorlar anlıyorsunuz. İlk Gedeoğlu buğday Türkiye'de ekildi. Neden? Çünkü iblis namussuzu çok iyi biliyor ki günlerin sonunda meydana gelecek iyiler kötüler savaşında kavgasında Türk bir merkezde Yahudi bir merkezde olacak. Bunu vaktinden önce indirirsek Türk'ü vaktinden önce dejenere edersek oyun game out olur. Game out yani oyun bitti. Çünkü eğer Türk'ü devre dışı bırakırsan yarın onunla kavga edecek kimse olmayacak. Olmayacak. Ben bazen diyorum ki ey Türk kardeşim Müslüman olman gerekmiyor. Dindar olman gerekmiyor. Sen bu işi çözeceksin ey Nuh'un çocuğu. Siz bunu yapacaksınız. Sizi devre dışı bırakmak dünyanın en temel işidir. Vallahi siyaseten söylemiyorum. Şu anda CHP de iktidarda olsaydı, başka bir şey de iktidarda olsaydı bunu yine sen yapacaktın. Çünkü Cenab-ı Hak bu hikayeyi yazarken seni koymuş ölünün karşısına. Sıkıysan değiştir. Ha şunu yaparsın. Kendini o makama layık olmaktan çıkarırsın. Derdin de olmaz. Zaten yaptıkları bu. Ben Rubin'in söylediği bir söz var. Bu Türkiye ne yapıyor diyor. Türkiye bizim nikahlımızdır diyor. Fakat diyor ilişkimizin diyor ki Türkiye diyor bunu flört seviyesinde tutmak istiyor diyor. Halbuki diyor biz nikahlıyız. Ta kuruluşundan itibaren. Türkiye'yi out etmek istediler. Bunun ne çıkacak? İki kavim var. O kavim bir tanesi ve birincisi Türktür. Türk'ü out ettiler. Irkçılıkla yapacaklar, Türkçülükle yapacaklar, işte oylamayla yapacaklar, bununla yapacaklar, yapacaklar. Ama sen eğer bu izanını muhafaza edersen elinde sonunda sen kavganın öbür tarafı olacaksın. Bir tarafta Türk, iyiler onun etrafında toplanacak. Öbürü Yahudi, diğerleri onun etrafında toplanacak. Diyor ki hadiste, Mesih ile Deccal karşılaştıkları zaman, Mehdi ile Deccal karşılaştıkları zaman Mesih diyor kılıcıyla sıçrar, Deccal'ın ancak dizine vurur diyor. Ama onu yenecektir. Bunlar sembolik anlatımlardır. Şimdi hayrın taraflısı kim? Düşün. Bir avuç Gazze'li yok ediliyor. Kim Allah için gücünü ondan yana koyuyor? Türkiye'den başka var mı? Yok. Türkiye'de zaten yani elinin ucuyla yapıyor. Tam da yapamıyor. Hiçbir topluluk ne Fransız, ne Farsı, ne Türkü, ne Acemi, ne Arabı. Kimse canını ortaya koymayı düşünmüyor. Niye? Büyülenmişiz. Hepimizi baştan ütülemişler. Hepimizi baştan bir hale koymuşlar.
aklımızın ucundan bile geçmiyor. Şimdi tekrar edeyim. Diyor ki ben İsrail'i ben alemlere üstün yarattım. Sonra diyor ki ey İsa'nın taraftarları yolunda giderler ben seni kıyamete kadar kafirlere üstün kıldım. Şimdi Ali İmran suresi 139. ayete bak. Ali İmran suresi 139. ayet. Ne diyor? وَلَا تَهِنُوا Gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا Buraya geçmeden önce neden وَلَا تَهِنُوا diyor. Tabi Kur'an'ın akışı, insivakı içerisinde başka şeyler de var. Ne dedik biz az önce? İsrailoğullarını aleme üstün yarattım. Alemlere üstün kıldım diyor. Diyor ki bundan gevşeme. Ben bunları üstün kıldım diye ne yapayım ya Allah da bunları üstün kılmış. Ne yani ben başımı edebilirim deme. Veya ben Hristiyanlara tırnak içinde söylüyorum. Yani şey olarak Hristiyanlara isim olarak yoksa Hazreti İsa'nın salikleri olarak değil isim olarak Hristiyanlara kıyamete kadar kafirlere üstünlük verdim diye üzülme. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Siz bu ikisinden de üstünsünüz. اِنْ كُنْتُمْ Eğer ne olabilir? Diyor ki gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer siz nokta nokta iseniz bunların ikisinden de üstünsünüz. Neymiş? İnanıyorsanız. Ne demek inanıyorsanız? Hakikaten ne demek? İnanıyorsanız. Ben inanıyorum. Allah var. İnanmayan var mı? Hepimiz inanıyoruz. Allah var. Peki niye bunu vurgu yapıyor? Niye Cenab-ı Hak buna vurgu yapıyor? Çünkü başka bir yerde ne diyor ki? Ya eyyühellezine amenu. Aminu billahi. Ey iman edenler. Allah'a iman edin. Şimdi diyor ki İsrailoğulları güçlü yaratılmışlar. Dayanıklı yaratılmışlar. Kabiliyetli yaratılmışlar. Her zeminde kendilerine bir ufuk çiziyorlar. Bunlar bütün nimeti bıraktılar. Paraya taptılar. En şey zilletli hale düştüler. Para için ben de onları murdar kıldım. Zaten ilk şey istedikleri zaman bunların üstüne bela indi. Sina çölündeyken el-mennu ve selva yani onların üzerinde Cenab-ı Hak bir tür protein ve tatlı olan el-mennu ve selva indiriyordu her gün. Bir kalkıyorlar yani yerden biter gibi bitmiş el-mennu ve selva mantar gibi çok da lezzetli güzel. Bunlar iki şey yaptılar. Birincisi her gün herkese yetecek kadar verdiği halde bunların bir kısmı bunu sakladılar. Yarın acaba gelmezse diye. İhmalkarlık yaptılar. Cenab-ı Hak diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ki İsrail oğullarının bu tamahkarlığı olmasaydı Allah yaptığınız, hazırladığınız yemeği bozmayacaktı. Şimdi bozuluyor ya. Tedbir almazsan iki gün sonra bir bakıyorsun efendim kokuşmuş, bozulmuş. Bundan dolayı Allah kokuşturdu diyor. Onlar birlikte aldılar. Hani bugün topladılar el-mennu ve selvayı. Yarın da belki bir şey gelmezse, yarın Allah bize vermezse biz görürüz. Bir gün dayanacaksın sonra ahmakça bir tedbir. Cenab-ı Hak da onları çürüttü her seferinde. Ertesi gün kalktılar çürümüş. Diyor ki Resulullah bu ayeti geldiği zaman. Diyor ki bunların bu tamahkarlığı olmasaydı yemeğin çürütülmesi, yemeğin bozulması olmayacaktı diyor. Bu kadar bela bir kavim. İşte bunu diyor ki وَلَا تَهِنُوا Ben bunlara böyle üstünlük verdim. Ya bunu siz gevşetmedin. Bu adamlara ilk ben lanet ettim. دُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ O gün bunlara diyor ki işte yiyorsunuz, içiniz, keyfini bilin. Diyorlar ki biz bıktık. Bize yerin bitirdiği وَفُومِهَا وَاَدَسِهَا وَبَسَلِهَا وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا bunu getirin. Sarımsak isteriz, nohut isteriz, bakla isteriz, kabak isteriz. Efendim, şunu isteriz, bunu soğan isteriz. Bunlar hepsi de liflidir. Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği el-mennu ve selvanın lifi yoktu. Yemeğini yiyorsun, doyuyorsun, terleyip atıyorsun. Çünkü çöldesin, tuvalete gidecek bir yer yok, şu yok, bu yok.
O da ne yapıyor? Allah onlara öyle bir gıda verdi ki, öyle bir nimet verdi ki dışkısı yok. Bunlar dediler ki hayır, bir dışkılı gıda istiyoruz. Allah da sizin belanızı versin dedi Allah. Allah sizin belanızı versin dedi. Yani duribet aleyhimu zilletu vel meskenatu ve ba'u bi gadabin min Allah. Allah sizin belanızı versin dedi. Allah onlara öyle dedi. Zaten sonra Hazreti Musa yakasını silkip gitti. Yani Hazreti Musa onları bıraktı gitti. Sonra Yuşa aleyhisselam dediğimiz o mübarek bunları götürdü. Sonra daha sonraki dönemlerde Hazreti Davud bunların krallığını kurdu, devletini kurdu ve sonra bunlara lanet etti. Hazreti Davud lanet okudu. Şimdi siz şuna bakıyorsunuz. Efendim bunlar üstündür. Dilleri de üstündür. Hayır. Üstünlük Beni İsrail'de fıtridir. Hristiyanlarda siyasidir. Hristiyan kaldıkları bizde şartlıdır. Bizim şartımız ne? İman. Bizim şartımız iman. Diyor ki ve entumul a'launa. A'launa Arapçada karşısındaki üstünlükler en az birkaç tane üstünlük olacak ki siz de onlardan üstün olasınız. Eğer iman ediyorsanız, orada inanıyorsanız az kalıyor. İman ediyorsanız. İman nedir? Canını verebileceğin kadar bir tasdiktir. Fakat Müslümanlık bir kabuldür. Biz burada yanılıyoruz. Her Müslüman mümin değildir. Her mümin de tam Müslüm değildir. Bu kavram pek bir... Yani ben Müslümanım, aynı zamanda müminim. Yok. Pekala günah işleyebilirsin ama mümin yapamaz. Müminin asla yapamayacağı işi Müslüman bayağı yapar. Bir şey kabul etmek başkadır. İzan ile tasdik etmek başkadır. Ben çok sık örneği veriyorum. Trafik yasası. Trafik yasası hak mıdır? Valla yer yer zulümdür. Gazeteden önümüze şeyi atıyorlar, tuzakları atıyorlar yolda. Yakaladıklarını götürüyorlar, para lazım. Zulüm. Ben o hatayı yapmadım. Sen otoban yapmışsın. 140'tan aşağı gittiğinde günahtır yani. O zaman o kadar güzel yol yapma. Senin 200 kadranlı, 250-300 kadranlı araban var. Fakat diyor ki 120 ile gideceksin. Bu tam bir zulümdür. Hele şey yolunda Kırıkkale ile Yozgat arasında ağzına kadar tuzak dolu. Bilecik'te öyle. Mesela 80 ile gidiyorsun bir anda 50'ye düşürüyor. İmkanı yok düşmemen. Tak fotoğrafını çekiyor, gönderiyor. Şimdi yol boyunca yani şöyle diyelim. Trafik yasasını kabul etmek başka bir şeydir. Ona iman etmek başka bir şeydir. Ben trafik yasasını kabul ediyorum. Bana ceza kesildiğinde de ödüyorum. Çünkü kabul etmişim bu yasayı. Ama ben ona iman etmiyorum. Kırmızı ışık yanıyor. Gece saat 2. Araba da yok. Beni çeken kameralar da yok. Çeker giderim. Zulüm çünkü boşu boşuna bekletiyorsun beni. Ama eğer ben iman ediyorsam, iman etsem o trafik lambası sönünceye kadar beklerim. İman ile kabul budur. Kabul ediyoruz. Cennet cehennem var. Kabul ediyoruz ama cehennemlik işleri yapmaktan da kendimizi alıkoymuyoruz. Eğer gerçekten bu bir tasdik olsa kimse onu yapamaz. O yüzden büyük kelamcılar demişlerdir ki mümin insan mümin olarak günah işlemez. Ya kalbi selbedilir, iman selbedilir, o işi yapar, sonra iade edilir. Çünkü gerçek manada ben size bir saygı duyuyorsam, ben sizi görüyorsam ona göre davranırım. Eğer biz Allah'ın bizi gerçekten gördüğünü bildiğini ve yaptığımız işleri görüp işleme sokacağını bilsek biz uyunu yapmayız. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki siz Allah'ın sizi görmediğinizi zannediyorsunuz. İşte sıkıntı orada başlıyor. Biz Allah'ın bizi görmediği yerlerde halkları işliyoruz. Halbuki Allah görüyor. Dolayısıyla bugün biz evet diyoruz ki biz iman ediyoruz ama halimiz pek de bir müminin haline benzemiyor. Böyle olsaydı 40 tane mümin olsaydı gidip orada helak olur. Elhamdülillah varlar. Ben övünüyorum. Bunlar söylenmek de belki daha iyi olacaktı ama onlar da farkındalar. İsrail kendisi de itiraf ediyor. Burada Türkler var diyor. Bu Gazze'lilerin içinde Türkler var diyor. Başka türlü bunlarla baş eder yani şey yapardık diyor. Baş edemiyoruz diyor. Tankları patır patır yok ediyorlar. Gidiyorlar yerle bir ettikleri harabenin içinde
bir anda 3-5 kişi tak 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 bütün şeylerini yok ediyorlar. Tanklarını indiriyor aşağıya. Kendileri söylüyor. Burada Türk var diye. Elhamdülillah vardır. İyi ki vardır. İnşallah vardırlar. Çünkü onlar olmazsa biz Rabbimizin yüzüne kara bir yüzle çıkacağız. Asık bir yüzle çıkacağız. İnşallah vardırlar. Evet, bu millet şeyden, yani ona yardım etmekten, oraya yardım göndermekten sakınmıyor. Cebinin son parasını çıkarıp gönderiyor elhamdülillah. Bunlar çok güzel şeylerdir. Ama bugün başımıza gelen bizim imanımız veya ahlakımız yahut İslamiyetimizin marazından kaynaklanıyor. Çünkü eğer biz gerçekten mümin olsaydık, yani hükmen söylüyorum, hükmen küfür noktasına, kafir noktasına, nankörlük noktasına düşmemiş olsaydık, İngiltere bizim efendimiz olmazdı. Fransa yarı Arap nüfusunu kontrol altına almazdı. Libya Afrika'yı kontrol altına almazdı. En bağımsız davranımımız güya Farslardı. Almanya ve Rusya müsaade etmedikçe hiçbir halt etmez. Bana bir tane bağımsız, tam da inandığı gibi hareket edebilecek bir devlet gösterin. Biz de dahil. Elhamdülillah biz çabalıyoruz şimdi. Yani bazı iplerimizi kestirmek için, uzaklaşmak için. Gırtlağımıza kadar. Şimdi Almanya bir ordu kuramıyor. Niye? Neden? İşgal altında. Neden? Çünkü İkinci Cihan Savaşı'nda öbür taraftı. Ve Amerika, daha doğrusu galipler, Almanya'ya kestikleri fatura sen ordu kuramayacaksın. Sanayimize hizmet et, verdiler. Başka ordusunu yasak, ordu yasaklanan ülke hangisi? Japonya. Japonya da yenilgiyle çıktı. O da az ordu sahibi değildir. Neydi sahibidir? Birisi büyük sanayi hizmet ediyor, öbürü küçük sanayi hizmet ediyor. Bunları bolca teşvik ettiler. Peki sana neyi yasakladılar? Bize dediler ki ordun olsun. Sen Türkçün, savaşçısın. Ama bize hizmet edeceksin. Evet. Bize ordu kurdurdular, silahını yapamazsın. Türkiye'de, Kayseri'de uçak fabrikamız vardı. 1935'e kadar. Ve senede 9 uçak üretiyorduk. O zaman o kadardı. Geldi İngilizler, daha doğrusu oradaki masonlar, bizdeki masonları ikna ettiler. Dediler ki bir uçak parasıyla 9 tane uçak vereceğiz size. Ve böylece onu kapattılar. Mustafa Kemal ömrünün son ahirinde mason derneklerini kapatıyor. Mustafa Kemal maden olmadan, maden işlenmeden, kendi silahını üretmeden devlet olmayacağını en iyi bilenlerden birisi. Osmanlı askeridir çünkü. İyi yetişmiştir. Ve ilk iş olarak Ruslarla bir mutabakata vardı. Sizin yardımlarınız kabul ama gelin bize bir çelik, demir çelik fabrikası kurun dediler. Anlaştılar. Kaç sene ertelendi? 5 sene. Hep ertelendi. Hep yapılmadı. En son hasta yatağında ya dedi bu niye yapılmıyor dedi ya. Niye bu fabrika başlamıyor? Niye yapmıyorlar bunu dedi. Birisi eğildi. Paşam bizim masonlarımızla Alman İngiliz masonları işbirliği içinde buna mani oluyorlar. Ne alaka diyor. Bu alaka işte diyor. Masonlar buna mani oluyorlar diyor. Derhal kapatıyor. Kapatıldıktan 2 ay sonra da yani demir çelik kurulmaya başlıyor. Sonra İnönü Cumhurbaşkanı oldu. İmzaladığı ilk şey ne? Evrak. Mason teşkilatının yeniden açılması. Açılması. Yani tabii şartları neydi? Bu adamlara durup dururken şimdi buradan böyle bakıp haindiler demek doğru değildir. Ben genel bir çaresizlik halinde söylüyorum. Bu ülke dağıtıldı. Niye? Çünkü İsrail'in hikaye açısından kurulma vakti gelmişti. Osmanlı var oldukça onu kurabilirler miydi? O yüzden bu devleti ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Nereden başladı? O kadar güzel planlı çalışıyorlar ki. Bu 1856'da başladı. Hatta 1826'da başladı. Osmanlı'nın imha hareketleri. Osmanlı'nın ilk ordusunun adı neydi? Ordusuna ne diyorlardı? Yeniçeri. Ne? Yeniçeri kimdir? Yeniçeri cihat ordusu. Yani derdi Osmanlı değildir. Kuruluşunda Bektaşiyan yasar, Bektaşiyan şimal. Bunlar mesela bizim ilk Türk
Yani Osmanlı ordusunu ilk teşkil edenler, biz Bektaşiyan diyoruz. Aslında bunlar aynı zamanda balta taşıyanlar demektir. Ve aynı zamanda bildiğimiz Bektaşi. Yani bugün bizim Aleviler var da aramızda, böyle alınmasınlar. O Bektaşiler ile bugünkü namaz kılmayan Alevilerimiz arasında hiçbir şey yok, bir bağlantı yok. 60'tan sonra komünizm Türkiye'ye girince, 1960'tan sonra maalesef bu Alevi vatandaşlarımızı ateizm tarafına yönlendirdiler. Halbuki mesela Hacı Bektaş Veli mübarek bir zattır. Onun makalatı var. Bir gün bizim bir dede vardı, Nurettin abi. O ve bir de İzzettin Doğan. Bunlar ikisi de aynı zamanda Ehl-i Beyt'tir. Ondan sonra onlarla sohbet ederken dedim ki gelin ben Sünnileri ikna edeceğim. Siz de Alevileri ikna edin. Hacı Bektaş Veli'nin makalat kitabında alaşalım. Namaz kılıyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor. Son derece düzgün, vatanperver bir insan Hacı Bektaş Veli. Bugünkü şeylerimiz, namazımız yok diyorlar. Namaza gerek yok, şuna gerek yok, buna gerek yok. Maalesef bu noktaya getirildik. Bu da bir operasyondur. Onu bir tarafa bırakayım. Yeniçeri ordusu İlahi Kelimetullah ordusudur. Allah'ın adını ve adaleti yeryüzünde yayma. Sonra çapula döndüler. Gerçekten de bozuldular. Gerçekten de çarçur işler yaptılar. Ve bunun üzerine dediler, dayattılar padişah, bunu lahvedeyim. Osmanlı'da ilk Mason operasyonu bu Vak'a-i Hayriye'dir. Bunun adı Vak'a-i Hayriye. Ne demek Vak'a-i Hayriye? Hayırlı bir iş. Ne yaptılar? Yeniçeri'yi iptal ettik. Yerine bir ordu kurduk. Ordunun adı ne? Ne? Asakir-i Mansure-i Muhammediye. Ne demek? Muhammed'e yardım ordusu. Ya Muhammed'in yardıma ne ihtiyacı var ki? Din Muhammed'in mi ki yani? Din Allah'ındır. Adalet ve mülk O'nundur. Ama ne yaptılar? Biz farkına varmadan bir isim değişikliğiyle Allah'ın dinini yüceltmek, adaleti savunacak orduyu Muhammed'i savunan, Osmanlı'yı savunan güya bir, sanki Muhammed'in onların savunmasına ihtiyacı varmış gibi bir orduya dönüştürdüler. Peki, bu birinci vaka. İyi mi? İyi. Ondan sonra çünkü biz o ordu kurulduktan sonra tanzimatı kabul ettik. Batı'nın üstünlüğüne şapka çıkardık. Bunu değiştirin dedik. Bunu yapalım dedik. Kim yaptı bunu? Büyük Mason, Büyük Reşit Paşa. Büyük yaptılar adamı. Büyük Reşit Paşa. Tarihe Büyük Reşit Paşa diye geçirdiler. Niye? Vak'a-i Hayriye yaptı. Arkasından tanzimatı getirdi. Şunu yaptı, bunu yaptı. Ve İslam ümmeti tıraşlanmaya başladı. Sonra 1854'te Kırım Savaşı çıktı. Ruslarla Osmanlılar arasında savaş çıktı. Bu savaşta Osmanlı'nın bütçesinde açık vardı. Sıkıntı vardı. İngiltere Osmanlı'ya 20 milyon altın verdi. Kimin parasıydı bu 20 milyon? Yahudiler. Rothschild. Bitmedi onun faizi. 1854'te aldığımız bu parayı Kıbrıs'ı verdik, Mısır'ı verdik, bütün paramızı toplayıp Osmanlı Bankası'na koyduk, onlara verdik, bitmedi. Ta 1963'e kadar ödedik. Öyle bir faiz sistemi. Bu arada başka şeyler var. Fazla siyasete gireceği için girmeyeceğim. Çünkü bizim derdimiz siyaset değil. Biz bir imani duruş etrafında duruyoruz. Bu ümmetin, bu milletin imani duruşunu yok etmek için gıdasından parasına kadar her bir şeye irtişaş yapıldı. Gıdası bozuldu, unu bozuldu. Benim yaşımdan öncekiler daha iyi bilirler. Türkiye'de toplam 7 çeşit buğday vardı. Bilemedin 8 buğday. Bunların bir tanesi durum buğdaydı. Birkaç tanesi unluktu. Bir kısmı işte bilmem makarnalık şundur bunlar belliydi yani. Ve 7-8 tane unumuz vardı. Anadolu halkını mizacına uygun besleyecek bir un. Sonra bize bir Rus buğdayı geldi. Ziron. Hatırlıyor musunuz? Var mı öyle bir şey? Tarla takımla unlaşan yok demek ki. Ve bugün Türkiye'de 114 çeşit buğday var. 114 çeşit buğday var.
Bunların hepsi Gedioğlu. Şimdi biz yeni yeni ne diyoruz? Ne buğday yapmaya çalışıyorlar? Ne? Siyez. Siyez buğday, organik buğday, şu buğday, bu buğday yapmaya çalışıyor. Tekrar dönüyoruz. Ama Bağdat harap oldu. Çocuklarımız kısır. Yuvalarımızın içinde cadı kaynıyor. Huzurlarımız kalmadı. Kalbimizin sevgisi güvenilir değil, itimadımız kalmadı. Çünkü insan gıdası üzerinden vurulur ve vuruldu. Maalesef. Buğdayı ilk burada ektiler. Kim ekti? Rockefeller. Niye ekti? Efendim, ezanı normal diline çevirdik. İçerideki ve dışarıdaki baskıları Menderes fukara yenmek için gitti güya Rockefeller ile karşılaştı. Yani küçük bir yılanın ısırağından kurtulmak için ejderhanın kucağına oturdu. Ve o ejderha dört şey istedi. Bir, burada bu buğdayı ekeceğim. Bu buğdayı Kolombiya'da çiftlikte üretti. Tabiatıyla oynanmış, ırzına geçirmiş affedersin buğday. Bunu getirdi, ilk Türkiye'de ektiler. Türkiye'de çok başarılı olunca ikinci ekilen yer neresidir? Bozuk, tabiatı dolmuş, rüşeğimi dağılmış Gedioğlu buğdayı. İlk Türkiye'de, Konya'da ektiler. İkinci hangi ülke olabilir? Ülke diyorum. Türkiye'ye en yakın, her daim yanındayım diyen ülke hangisidir? Pakistan. İkinci sene Pakistan'da ekmeye başladılar. Niye ektiler? Yani gıdası bulunan insan kendisi de bozulur, hiç merak etmeyin. Pakistan. Şimdi ikinci bir şey daha yaptılar. Dediler ki sizin sisteminiz adam üretmiyor. Biz size bir sistem verelim, bu adam üretsin. Fulbright sistemi diyorlar buna. Fulbright sisteminin temel amacı ne? 12 sene yabancı dil okuyacaksın, what's your name bile diyemeyeceksin. Var mı? Bizim düz liselerden İngilizce öğrenen var mı? Gördünüz mü? 20 sene matematik okuyacaksın ama bu matematik ne işe yarıyor bilmeyeceksin. Köprü kurarken bile onların matematikçilerini çağıracaksın. Sinüsü, kosinüsü, kotanjantı, tanjantı, integralleri hepsini size ezberletiyorlar. Ama ondan bir mühendislik çıkmıyor. Çıkıyor tabii ki yani. Maaşlı memur oluyorlar. Ama benim aynı çocuğum gidiyor İngiltere'ye veya Amerika'ya veya Almanya'ya muhteşem bir alim olup çıkıyor. Niye? Çünkü orada kendi sistemleriyle yetişiyor. Burada sana dayatılmış sistemle çalışıyor. Bakın ben bir kere daha söylemiştim. Türkiye'de eğitim sistemini değiştirmek savaş sebebidir. Ayasofya'yı açmaktan daha tehlikelidir. Çünkü bu milleti Batı için tehlike olmaktan çıkarmanın tek yolu eğitimdir. Eğiterek bizi uslu muslu bir hale getiriyorlar. Avrupa ne muhteşemdir. Bir gün şey demiştim, kulakları çınlasın. Hep Fransa, hep Paris diyorsun demiştim. Meşhur, ünlü bir gazetecimiz, ismini söylemeyelim. Dedi ya Mehmet Elciğim, ben 18-19 yaşlarına kadar oradaydım. İlk aşkım oradaydı. İlk gençliğim oradaydı. Ben onların kızlarını sevmişim. Ben o şehri niye sevmeyeyim dedi. Bizim en akıllarımızı götürdüler. Berlin'de, Paris'te, İngiltere'de, Londra'da kızlarıyla eğlendirdiler. Bir iki bir şey, iyi bir kız da vermediler. Yani iyi kızlar alanlar da pek olmadı. Birkaç tane var şimdi siyasetçilerimiz içinde. İşe yarayacak bir şey de olmadı. Ne yaptılar bizi? Eğitim üzerinden de vurdular. Peki. Nasıl oldu türkü? Bir türkü vardı. Zeytinyağlı yiyemem amman, basmada fistan giyemem amman. Hatırlıyor musunuz bu türkü hiç? Şimdi bakın, niye basma fistan giymiyorsun? Niye zeytinyağı yemiyorsun? Zeytinyağını yok ettiler. Vallahi ben şahidim. Bizim köy Amanosların bir vadisi içinde, siz Haziran'dan itibaren aç kalmazdınız. Yabani şeftali, efendim mesela bizde bir deresi var, zencefil. Böyle top şey yapardım. Dağ bayır zeytin. İsteyen gitsin toplasın. Topladığın senindir. Kimse karışmaz. Dağ bayır zeytin. Bak diyorum, yabani şeftali vardı. Erik, her taraf, dağlar böyleydi. Dediler ki zeytin sökene, zeytin kökü getirene 5 lira artı 1 lira. Misal atıyorum şimdi, bugün parayla. 1 lira veriyorlardı köke. Çok iyi paraydı 1 lira o zaman. Ben söyledim, 1960-61 o yaşlar. Çünkü aklımın ermeye başladı. 54'lüyüm.
6-7 yaşlarındaydım. Kamyonlarla zeytin kökü söktürüp sattılar, aldılar. Nereye götürülmüş? İspanya. İtalya, İspanya. Sana zeytinyağını yok ettirdiler. Niye? Margarin yemezsen bu hale düşmezsin ki. Ben şimdi bugün burada keyfinizi bozmaya geldim. Canınızı sıkmaya geldim. Duruşunuzu bir gözden geçirin demeye geldim. Ben dahil. Bir kere hatırlayanınız vardır. Kasımpaşa'da ihtiyar bir adam donarak ölmüştü. Soğuktan. Hatırlayan var mı? Ya 2000'li yılların başıydı ya 99'du. Donarak ölmüştü. Ben gazeteciydim. Gördüm yani. Böyle kalmış. Ya o gün ve sonrasındaki haftalarda uyku gözüme girdi. Ama ya Rabbi, bu şehirde milyonların huzur içinde, sıcak evlerinde barındığı bir anda bir çaresiz ihtiyar dışarıda kalmış ve donarak ölmüş. Bütün o şehir ondan mesuldür. Ben asla unutamadım bunu. O yüzden de şeyde büyük bir kar yağdı 2004 yılında. Hatırlıyor musunuz? Ali Müfit Gürtün o zaman şeydi, belediye başkanıydı. Ben de o sırada gazeteciliği bırakmıştım. Böyle bir iki saat, bir iki yıl basın danışmanlığı yaptım ona. O sırada bilgi geldi. Meteoroloji böyle sahte değildi, atmıyordu yani. Çok kusura bakmasın, meteoroloji iki haftadır, iki hafta sonudur bir içeriye tıkıyor diye yolu bulmuşlar. Kimse dışarı çıkmasın, böyle şehirleri ben de idare ederim. Yani millet öğretmenin olmadığı, eğitimin olmadığı bir okulu ben de idare ederim. Böyle yapıyorlar. Çıkmayın dışarıya, ne olacak? Hiçbir şey de yok elhamdülillah. İnşallah da olmasın. Fakat dedi ki, bizim o zaman Akom'da bir tane mühendisimiz vardı. Konusunu çok iyi bilen bir adam. Gittim dedim ki, abi bu nedir? Vallahi başkanım dedi, dehşet bir kar geliyor dedi. Yani dedim, yani metre kareye dedi, şu kadar yağmur düşmesi gibi. Bu hepsi kar olacak dedi. E bu dedim, dizi geçer, diz boyunu geçer. İstanbul'un içinde diz boyunu bulacak dedi. Ya ne yapacağız? Çok da soğuk dedi. Yani çünkü o hareketler kendi içinde o şeyi de getiriyor. Ne yapacağız? Valla bir şehir perperişan olacak görünüyor dedi. O zaman birkaç tane mesele var. Birisini de anlatmayayım. Bu E5'in tuzlanmaması çok ciddi bir meseleydi. Oraya girmeyeyim. Biraz siyasidir. Gittim ben Ali Fit Gürtün'e. Saat 2:30-3. Dedim ki başkanım çok yaman bir kar geliyor. E dedi. Yahu dedim bu şehirde dedim 30-40 bin köprü altında yaşayan insan var. Bir ilçe boyunda, bir vilayet kadar köprü altlarında yaşayan insan var. Nereden biliyorum? Ali Müfit Gürtün'ün çok ilginç bir huyu vardı. Saat 12:30 olur, çağırırdı beni. Giderdik İstanbul'un arka sokaklarına. Aman yarabbi. Tinerciler, o çocuklar falan hepsi baba baba der etrafında toplanıyorum. Ben bir kere arabadan inmedim. İnmedim ya, hepsi bıçkın jiletçi yani. Gittik oraya, topladı 30-40 kişi. Ne istiyorsunuz? Dediler ki hamburger istiyoruz. Götürdük Taksim'e, onlara hamburger yedirdik. Önümüzdeki hafta yine geleceğim, vakat yok diyordu mesela. Bir vaka yok. Bak, birisi bir vakaya karışırsam cezalandırırım. Vaka yoksa size yine gelip hamburger yedireceğim diye. Her taraf böyle kaynıyor. Gördüm yani şehir altlarında, çok köprü altlarında insanlar var. Gittim yani dedim ki bizim ne kadar insan barındırabilme imkanımız var. Kapasitesi. Yani şeyin sosyal bilimler var işte. Rahat bir 500 bini yatırır dedi. Yani 500 bin insanı yatağında, yorganında barındırabiliriz. Evet dedi. Peki dedim. Nerede yapacağız bunu? Biz yeterince şey var dedi. Yeterince spor salonu. Isıtılabilir. Dedim başkanım. Kar böyle. Gel dedim. Şu mazlumları toplayalım. 4 günlüğüne bizim köprümüzün altında kalsınlar. Ve topladık. 20-25 bin kişi toplandı. İçinde 7 dil bilen vardı. Onlarla sohbet ettik. Çok ilginç. Allah düşürmesin. Düştün mü düşüyorsun yani. Çok ilginç hikayeler vardı. Bu insanları toplayalım dedik. Hemen zabıtanın eve gitmesini önledi. Evdekilerini çağırdı. Herkese dedi birer yevmiye. Şunu yapın, bunu yapın, zabıta öyle, öbürü öyle, bütün itfaiye öyle, hepsi seferber oldular ve saat 7:30'a kadar 25-30 bin insanı spor salonlarına yerleştirdik. Şunu yaptık, bunu yaptık. Şimdi bu bir merhamet. Demek ki imkan insan isterse yapıyor. Neden? O adamın orada donması yüreğimde idi. Ve o gün onları topladık.
30-40 bin ve 3 gün, 4 gün kaldılar. Sonra giden gitti. Bir insan kaybolmuş, evlatlarını buldu. Tabii şeyde çok ilgilendi. Dediğim şu, yüreğinizde bir acı hissetmezseniz, yüreğinizde bir telaş hissetmezseniz tedbir alma ihtiyacı duymuyorsunuz. Duymuyoruz. Maalesef uyuşturulmuş bir vaziyetteyiz. İslam ümmeti olarak ve tedbir almak istemiyoruz, almıyoruz, yapamıyoruz. Tekrar geçiyorum, toparlayacağım. Evet, Cenab-ı Hak bu kavmi üstün yaratmış. Fakat devri bitti. Size bir alet verdik. Bu aletin garanti süresi bitti. İsrailoğulların garanti süresi bitti. Neye dayanarak söylüyorum? Kendi takvimleri bitti. Bundan sonrasını yaşamayı öngörmemişler. Takvimleri bitti. Bu bir. İkincisi, Resulullah buyuruyor ki, ikinci fitne zamanı birinci fitne zamanı kadar sürecek. İkinci fitne zamanı 76 yıldı. 2024'te bunun fitne zamanı da tamamlandı. Hemen biter mi? Hemen bitmez ama fazla da sürmez. Çünkü Hazreti Süleyman vefat eder etmez bir sene sonra iki tane devlet ortaya çıkmıştı. Birbirlerini yiyecekler. Allah'ın teyidi de üzerinden kalktı. Ancak burada bir sorun var. Bu hadiseleri anlatan ayet-i kerimenin sonunda Cenab-ı Hak buyurur ki Asa Rabbukum en yerhamakum. Ey beni İsrail! Umulur ki Allah size merhamet eder. Size bu ikinci operasyonu yapmaz. Şimdi soruyorum neden? Diyor ki Cenab-ı Hak yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız. Birincinin zamanı geldiğinde cezalandırdık sizi. İkincinin zamanı geldiğinde de yine sizin üzerinize cengaver kullanırız. Yeryüzünde size iki kere üstünlük vereceğiz. Birincinin vakti geldiğinde icabınıza baktık. Ulu be'sin şedidin fecasu hilaled diyari. Geldi. Sizi tarumar ettiler. Aldılar götürdüler. Bir kısmınızı Ninova'ya, bir kısmınızı Babil'e, bir kısmınızı merkezde bıraktılar. Bunun da Selefkoslar, yani Selefkoslar dediğimiz Büyük İskender. Geldi, sizi dağıttık, tarumar ettik. Ve kene va'den mef'ula. Bu olmuş bitmiş bir işti. Kur'an indiğinde. Ama ikiniz edin. Sımma. Sonra. رَدَدْنَا عَلَيْكُمُ الْكَرَّةَ ثُمَّ رَدَدْنَا اِلَيْكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Sonra biz ikinci dönemi getirdik. Önce sizin devletinizi yıkanların üzerine bir rövanş hakkı verdik size. Allahu Ekber. Bizim burayı göremememiz, okumamamız, ıskalamamıza sebebiyet verdi. Açık ve net. ثُمَّ رَدَدْنَا inanmazsınız. Vallahi ben de kendi bilgimle çıkarmadım bunu. O zaman bir 83 veya 84 Kur'an ile çok meşgul olduğum bir zaman. Yani gece gündüz Kur'an-ı Kerim okuyorum. Ben ne anlamalıyım? Arapçam da o zaman taze, biraz daha iyi. Bir gün geldim. O zaman bir gazetede, tercüman gazetesinde de çalışıyoruz. Gece çalışıyorum. Saat 2:30 gibi sabaha karşı geliyorum. Bazen sabah namazını bekliyorum. Bazen beklemiyorum. Namaz kılıyorum. Namazla kalkıyorum. Açtım. Başladım yine Kur'an-ı Kerim. İsra suresini okuyorum. Birdenbire içimden ikinci bir el, ikinci bir ses devreye girdi. Dur geçme dedi. Rabbim şahit. Dur geçme dedi, dur. Şimdi ben sana okuyacağım, dinle dedi. Ve anlatmaya başladı. Dedi ki niye Muhammed adıyla anılmadı burada aleyhissalatü vesselam? Bilmem. Çünkü Kudüs bütün Müslümanların derdidir. O yüzden Abduhu dedi. Yani eğer Muhammed deseydi bu Kudüs meselesi sadece Araplara ait olur dedi. Subhanellezi esra bi abdihi. Kulunu dedi. Böylece Hazreti Peygamber'i muhatap aldı Kur'an ama Hazreti Muhammed adını almadı. Alsaydı sadece Araplar bunlarla mesul olacak. Abduhu dedi. Pakistanlı mesuldür. Türk mesuldür. Fars mesuldür, Boşnak mesuldür, Arnavut mesuldür ve kim ben Müslümanım diyorsa oradan mesuldür. Arkasından dedi ki ve huve semi'ul basir diyor dedi. Allah kendisi için ben semi ve basirim diyor. Ne demek bu dedi? Yani işte Allah görür bilir. Buradaki manası nedir dedi? İşte Allah görür bilir. Orada çığlıklar yükseliyor ya dedi. Allah duruyor orada dedi. Orada haksızlıklar yapıyor ya dedi. Allah görüyor dedi. Ben de sordum. Niye müdahale etmedin? Sen kendisi için müdahale edilebilir misin dedi. Şok oldum.
Sonra devam ettik. Böyle ufak ufak başladı. Ben emdednakum ثم رددنا اليكم ثم رددنا لكم الكره عليهم كره كلمتini ben bu kerede revanş diye almazdım. Kere geçiyor. Bu sefere de hani ben diyorum ya bu kere de ben. Sen şöyle şöyle yaptın bu kere de ben diyorsun ya. Kere tabirini kullandı. Şimdi dedi buradaki dili geçmişi geçmiş zannediyorsun dedi. Halbuki Allah dedi mutlak olacak işi dili geçmiş anlattı dedi. Kıyamet koptu diyor. Daha kopmadı. Ama koptu. Muhakkak kopacaktır. Koptu dediği budur diyor. Şimdi böyle oku dedi. Yani sonra size devletlerinizi yıkanların üstüne bir rövanş hakkı vereceğim. Vereceğim diyor. فَمَرَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَنْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ Yani şimdi emvalin ve ben işte mallar, mülkler, çocuklar verecek. Hayır dedi. Bak bakalım dedi. Dünya sermayesini ne kadar bunların elinde? Ben gazeteciyim. Dedim %73. O zaman şey demiş, hayır %77. Yani içimden geçen diyalog. %77 sermaye bunların elinde. Dünyanın ürettiği her 100 liranın 77'si bunların elinde. Benim çocuklar çoğalacaktı. Güldü, nasıl içimden güldü. O zaman kim vardı başımızda? Kim? Demirel vardı. Allah amelince baksın. O da onların çocuklarıdır dedi. Benini böyle oku dedi. Çocukları. Yeryüzünün tepe noktasını tutmuş çocukları ile destekleyeceğim onları diyor. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ Sermaye ile وَبَن۪ينَ Sizi destekleyeceğim yeniden dedi. Ve siz her bir devletten sizi yıkan Babil'den yani Irak'tan, Ninova yukarısı, aşağısı şey Ester'e iyi davrandıkları için onlar da Kuzey Irak'a şimdilik iyi davranıyorlar. Sonra hepsi kendilerine alacak. Hiç kusura bakmayın. Oraların hepsi arz-ı mev'uttur. Kendilerine verilen. Gelebilecekler buraya? Gelebilirler mi? Yani diyelim, şöyle diyeyim sizin. Arz-ı mev'ut neresidir? Şattul Arap. Biliyor musun Şattul Arap neresi? Dicle ile Fırat'ın toplanıp denize kavuştuğu nokta Şattul Arap'tır. Yani Fırat ve Dicle deltası. İkisi de o körfeze dökülürler. Müthiş bir geniş arazi meydana getirirler. O zamanlar Basra toprağı diyanındı. Hazreti Ali çağında tam fitnenin odağıydı. Girilemiyordu da çünkü her taraf bataklık. Bilmeyen giremiyordu orada. Hariciler de oradan çıktı. Şattul Arap. Yani Dicle'nin batı kıyısı. Dicle'nin batı kıyısını alın. Nereye kadar çıkarsınız? Fırat nereden başlıyor? Tak Karadeniz dağlarının diplerinden, oralardan geliyor, iniyorlar, şeye kadar gidiyorlar. Ama bunlar insaflı davranmışlar. Dicle'nin hepsini istememişler. Bingöl'e kadar gidiyorsunuz, Karlova'ya kadar. Dicle'nin batı kıyısı. Sonra oradan direkt Tarsus'a bir çizgi çiziyorsunuz. Tarsus'a. Tarsus'la Mersin arasında, Mersin'i dışarıda bırakarak direkt güneye iniyor. Nil'in deltasını alıyor. Bugünkü Kahire'nin 5 kilometre üstünden, Mısırlar o yüzden rahattır çünkü Kahire girmeyecek içinden, geliyor Kızıldeniz'e. Kızıldeniz'in doğu kıyısını esas alarak iniyor. Cidde'yi ve Yesrib'i. Yesrib neresi? İçine alıyor. Mekke'yi güneyde bırakarak Mekke içine almıyor. Nereye kadar gidiyor? Şattul Arab'a kadar. Buraların hepsini alacaklar. Eğer biz dahil olmazsak. Alacaklar. Sen deprem yapabiliyor musun? Deprem yaptırabilir misin? Adam deprem bile yaptırıyor. Onun için söyledim. Sizin şey yapmak için, insafınızı kırmak için söylemiyorum. Ben diyor açık bir şey, aleni bir şey. Ben devlete dedim ki başlangıçta bana sorduklarında eğer siz Suriye'ye gitmezseniz Güneydoğu Anadolu'yu kaybedeceksiniz. Güneydoğu Anadolu'yu kaybedeceksiniz. Öyleyse girin Suriye, Elbab'ı alın. Elbab. Elbab'ı alırsanız siz oyunu bozacaksınız. Bozuldu mu? En azından Irak ve Suriye'de yaptıklarını elhamdülillah Türkiye'nin sınırlarının içine sokamadılar. Sokmayacaklar inşallah. Sokturtmayacağız da. Sonra neredeyse yemin edebilirim, etmeyeyim. 2021'de
2021'in sonuna kadar Mescid-i Aksa'nın yıkılmış olması gerekiyordu. Başaramadılar. Elhamdülillah. Şimdi inkıtalara uğruyorlar. Vakitleri kalmadı. Çok hızlı davranıyorlar. Bu efendim işte şeyler Hamas işte orada füze atmıştır da şu yapmıştır da bundan yapmıştır da yapmasaydı yalan. Yalan. Belki biraz öne almış olabilirler ama bunlar zaten olacak. 102. ayet var. İsra suresi. Birisi bana orayı okuyabilir mi? Şimdi hemen bulun. İsra suresi 102. ayet. Evet. Vel ardı. Basair. Evet. Bu Firavun ile Hazreti Musa arasında geçen bir diyalogdur. Diyor ki Firavun, ya Musa ben seni biraz kaçık buluyorum ya. Sen boş hayallerle uğraşıyorsun. Dedi. O da dedi ki, ya Firavun sen Firavunsun ama bana gelenin hak olduğunu en iyi bilen sensin. Bu bana gelenlerin hak olduğunu sen de biliyorsun. Fakat ben de seni bitik bir adam gibi görüyorum. Son dakikalarını yaşıyorsun. Sonra? Evet. Ya evet, onu geçtik. Geçin şimdi. Yani biz sen şeyin bitti. Sen ebtersin diyor Musa'ya. İnne şaniyeke vel ebter diyor ya. Resulullah Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e o şey. Bu da diyor ki sen ebtersin, bitti işin diyor. Yani sen son dakikalarını yaşıyorsun. Geç bunu ey Firavun diyor. Bana tatava yapma diyor. Firavun ne yapmak istiyordu? Fe'erade. İstedi. İsrail oğullarını yerden söküp yok etmek istedi. Kim? Firavun. Fe'araknahu. Ben de onu batırdım diyor. Yani İsrail oğullarını yerden söküp atmak istedi Firavun. Ben de onu boğdum. Sonra dedik ki okuyun ha bak şimdi asıl bizi ilgilendiren ayet geliyor. Hepsini. Yani bir millete son verdi. Yani Firavunluk dönemi bitti. İsrail ondan sonra Mısır ondan sonra asırlarca toparlanamadı. Evet. Ve kulna dedik. Bak şimdi burası çok bizi ilgilendiriyor. Ve kulna dedik. Evet. Ondan sonra İsrail'e evet. Şimdi diyor ki buraya bir yerleşin. Dedik ki İsrailoğullarına atlayarak geçiyor tabi Kur'an. Ben diyor onları sudan bağırttım bak. Boğduk bitti. Halbuki tarım ettiler geldiler. Sina yılında 40 yıl yaşadılar. Ama Kur'an atlayarak gidiyor. Dedik ki İsrailoğullarına gidin şu topraklara yerleşin. Şu anda aslında Filistinlilerin yeri olan yer. Çünkü o zaman Goliat vardı orada. Bunlar onlar putperestti. Bunlar muahhitti. Muahhit olarak geldiler. Ve git bunların elinden o toprakları alın. Size verdim dedi. Yerleşin dedi. Sonra İzaca'a Lefifa. Şimdi bakın bu topraklara yerleştiniz. Yerleşin. Sonra sizi yeryüzüne dağıtacağım diyor. Yeryüzüne dağıtacağım. Dağıttı mı? Yeremya'da bir ayette diyor ki, Yeremya'nın değişinde diyor ki, seni yeryüzüne dağıtacağım. Bütün milletlerin içine katacağım. Ve yıkmak istediğim her milleti senin elinle yıkacağım. Kıyamete kadar sana nefret ve öfke biriktireceğim. İşte şimdi ona doğru gidiyorlar. Başladılar öfke biriktirmeye. Eğer biz bunlara müdahil olmazsak, Allah haşa çizmesiyle inip bunları tepeleyecek. İza ca'a va'dul ahireti liyasu ucuhakum ve liyadkhulul mescide kema dakhaluhu evvel marra ve liyutebbiru ma alav tetbira. Dehşet fiiller kullanıyor orada. Sizi yok edeceğim diyor. Öfkenin en tepesinde. Fakat diyor ki sonra asa rabbukum en yerhamakum. Belki Allah size merhamet etmez, bu operasyonu yapmam. Ben de diyorum ki ey İslam ümmeti, sen müşfik bir ümmetsin. Sen alcenap bir ümmetsin. Sen merhametli bir ümmetsin. Gelin birlikte şu İsrailoğullarına mani olun ki Allah'ın hışmına uğramasınlar. Ne dedim?
Gelin ey ümmeti Muhammed. Şu İsrail oğullarının zulmünü durdurun. Ki Allah'ın hışmına uğramasınlar. O ihtimal var. Asa rabbukum an yerhamakum. Eğer biz müdahil olsak, eğer biz ona Mescid-i Aksa yıkmalarına mani olsak, biz desek ki adam gibi şurada oturun, biz de sizin varlığınıza saygı duyalım. Diyelim ki belaya uğramasınlar. Eğer Gazze, sonra daha sonra gelecek ve Kudüs mutlak işarettir. Elini Kudüs'e attığın an seni kıracağım diyor. Elini Kudüs'e uzattığın an senin elini kıracağım diyor. Sen boşadın karına, karıya nasıl elini uzatırsın diyor. Onun için ben diyorum ki müşfiksiniz ey Muhammed ümmeti, bilin şunların tepesine. Siz kendi elinizle onlara ceza verin ki Allah'ın eline kalmasınlar. Allah'ın eline kalırlarsa ki kalacaklar, cezayı tarumar olarak geçeceksin ama siz de mesul olacaksınız. Siz de vazifenizi yapmamış olarak gideceksiniz. Şu anda bir imani duruş zamanıdır. Eğer biz kafirler sınıfına, Hristiyanların üzerine kıyamete kadar galip geldiği kafirler sınıfına girmek istemiyorsak iman edeceğiz. İmanımızın izanını hepimizde yaşayacağız ve yeniden iman edip ayağa kalkmamız gerekiyor. İşte bunu burada başlattık. Duruş zamanı, mümince duruş zamanı. Bundan sonra mümince tavır yaşamak lazım. Müslümanca değil, yetmiyor. Çünkü biz Müslümanlıkla ayetlerin etrafından dolanabiliyoruz. Biz Müslümanlığımızla her şeyi, faizi almayı biliyoruz, zina yapmayı biliyoruz, şunu yapmayı biliyoruz. Allah için ayağa kalkın. İçinizde iman edin. Gayya kuyusundan kurtulalım. Gayya kuyusu bir alışkanlıklar ve tiryakilikler kuyusudur. Gayya kuyusuna düşmüş imanın önce tövbe etmesi lazım. Önce tövbe, iman sökmüyor. Önce tövbe, sonra iman, sonra amel-i salih. Umulur ki Allah bizi affeder. Bu konuşmayı yapmama vesile olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Mesut abimize de çok teşekkür ediyorum. O beni sevdiği için sıkça beni çağırır. Ben de diyorum ki ben balon patlatıcısı ve can sıkıcı bir adam. Yani gelirdim şimdi size sahab böyleydi diye bir hikaye anlatırım. Ben İsrail şeyden, Siyer'den çok hikaye biliyorum. Size bir güzel peygamber Resulullah böyle dedi. İşte sahab şöyle yaptı. Önce gider Uhud'un karşısına gidersiniz. Umre'de haçta gittiğiniz ama orada iyi anlatıcılar var. Uhud'un işte şurada filan durmuştu, burada filan durmuştu. Bilmem ne oldu filan bir hüngür foşurt ağlatıyor. Aha bitti. Halbuki dedim ki okçular tepeyi terk ettiği için perperişan oldu. Ve Resulullah'ın kudret şeyine bak, güzelliğine bak ki İslam tarihinde o okçuların adını bilen yoktur. Hacaleti yaşatmadı. Ama ne oldu? Bir ulul emir tepedeki bir şey emir vermişse böyle kritik noktada sen ona itimat etmezsen topyekun çökersin. Dün şey işlendi. Ben iyi dikkatle bakıyorum. Tam zamanda da başladılar. Selahaddin Eyyubi. İzlediniz mi dün? Selahaddin Eyyubi ilk şeyin üstüne yürüdüğü zaman, Kudüs'ün üstüne yürüdüğü zaman Kudüs'ün önüne kadar girdi, sonra durdu. Durdu. Gitmedi. Neden? Çünkü çadırı oklandı. Kendi taraflarının içinde tıpkı Talut'ta olduğu gibi dedi ki senin ordunun içinde hainler çok. Bir su gelecek önünüze. Bir bak bakalım bir avuçtan fazla içmeyen var mı? Kaç kişi içmedi? 313 kişi. Sonra Davut onlara katırdı. 314 kişi. Bu benim beylik lafımdır. 314 kişi. İlk defa bunu rahmetli Ömer Lütfü Mete ile bir programa çıkmıştı. Sıra dışında. Dedim kardeş. Hazret diyorum çünkü vahiy alan bir insandır. Lut. Allah ona vahiy ediyor. Diyor ki ordularının bir kısmında dünya düşkünlük var. İstiyorsan dene diyor. O da onun üzerine diyor ki önümüze bir su gelecek. Ondan içenler benden değildir. Çok içenler. Ben onu o zaman bu vakte getirdim. Siyasi bir güzel yazı olarak yazdım. Dedim ki ya reis sen de kendine 314 tane su içmeyen adam bul. Tuhaf o şekilde o dönemde de 314 milletvekili seçilmişti. Öyle denk geldi. Neyse o da enteresan bir şeydir. Cenab-ı Hak ile iman etmiş. İmanını yaşamayı bilmiş. En azından hakikaten bu nasıl bir şeyse bilmiyor olacak mı? Rabbin huzuruna çıktığımızda şundan da bir sorgulanmayalım inşallah ya.
Ben çok utanıyorum. Yani orada 8 milyon insan, 8 milyonluk bir devlet, 2 milyarlık bir İslam halkının gözünün içine baka baka cenahat işliyor. Bunu yapıyor. Bundan mesul olmama ihtimalimiz yoktur. Allah bizi hepimizi bağışlasın. İnşallah Allah beni söylediğiyle amel edenlerden eylesin. Rabbim inşallah inanmadığımız, yapmadığımız şeyi söylemeyi bize nasip etmesin. Çünkü keburamaktan indallah lima tekulûne mâ la tef'alûn, niçin yapmadığınızı söylersiniz. Bu Allah katında bir kötü bir iştir diyor. İnşallah ameli ilmiyle, ilmi imanıyla denk olan veya birbirine uygun olan kullarından eylesin. Allah hepimizi affetsin. Rabbim bu burada bulunan, şu şurada bulunan insanları firesiz cennetine alsın. Amelimize bakmasın. Reddolunmaz bir iman versin Rabbimiz. Az imanımızı büyük, güçlü bir iman gibi kılsın ve amellerimizi kabul etsin. Namazlarımızı, bütün günahlarımızın yıkanmasına vesile kılsın. Amin. El-Fatiha.